Müslümanların ilk büyük zaferi hicretin ikinci yılında gerçekleşiyor ve Ramazan ayında. Bu da aslında hocam miladi takvimden konuşacak olursak Mart 624'e tekabül ediyor. Ama bu zaferden 9 yıl önce Romalılarla Persler arasında büyük bir savaş oluyor yukarıda ve Romalılar Perslere yeniliyor. Mekke'de iken Müslümanlar Rum suresinin ayetleri iniyor ve Allah-u Teala orada tarihe not düşüyor ve geleceğe dair çok önemli bir müjde veriyor, vaatte bulunuyor. Yani bu o kadar önemli ki Müslümanlar için. Yani onlara bir nevi tekrar hayata bağlıyor. Ayetlerin mealini ben hızlıca okuyayım. Rum suresinin ilk ayetleri. Elif, Lam, Mim. Rumlar yenilgiye uğradılar. Yeryüzünün en çukur yerinde, Ölü Deniz yakınında. Onlar yenilgilerinin ardından galip geleceklerdir. 9 yıl içinde, önünde, sonunda her iş Allah'ın elindedir. O gün Müslümanlar sevinecekler Allah'ın yardımıyla. O uygun gördüğüne yardım eder, o daima üstündür, ikramı boldur. Bunu Allah vaat etmiştir, Allah vaadinden dönmez, ancak insanların çoğu bunu bilmezler. Şimdi 9 yıl önce Allah-u Teala bunu indiriyor ve artık o 9 yıl geçtikten sonra Bedir Savaşı artık kaçınılmaz oluyor. Tam bu esnada da Enfal Suresinin konuyla ilgili bir takım ayetleri inmeye başlıyor. Bunlar da çok önemli. Yani Müslümanların nasıl hareket ettikleri ve nerelerde yanlış yaptıklarını bize bunlar gösteriyor ki daha sonra bunlar yapılmasın diye. Savaş öncesindeki bir takım tedirginliklerle alakalı Enfal suresinin 65. ayetinde ey Nebi, müminleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı duruşunu bozmayan 20 kişi olursa 200 kişiyi yener. İçinizden 100 kişi olursa onlar da kafirlik edenlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar direnç göstermenin önemini kavrayamayan bir topluluktur diyor Allah-u Teala. Tam da bu esnada Ebu Süfyan'ın yönettiği 1000 develik kervan Bedir'e doğru ilerliyor. Ama bunlar olayın farkında. Yani bizim siyer kitaplarını yazan insanların bile farkında olmadığı gerçeği bu adamlar farkındalar. Çünkü bu adam Rum suresini biliyor. Yukarıdaki hareketlenmeyi biliyor. Bugün bir şeyler olacak. Çünkü Allah-u Teala gün veriyor. Yevmel Furkani, Yevmel Tekal Cem'an diyerek yine ona atıfta bulunuyor. Yani Kadir gecesinde zaten Bedir Savaşı da o güne denk geliyor. Bedir'e doğru ilerliyor ama kimsenin aklına da savaş gelmiyor. Allah'ın o kervanı vererek kendilerine yardım edeceğini bekliyor müminler. Yani bu kervan bizi, işimizi görür. Yeterli. Buna bile gönülsüz olan müminler var. Yani nasıl gönülsüz? Yani Allah bir vaatte bulunuyor. Birileri diyor ki işte o vaat herhalde bu kervandır. Ama buna rağmen içlerinden bir kesim yani ne gerek var bu tür maceralara diyor. Bununla ilgili de ayet şöyle diyor. Nitekim Rabbin o gerçek sebebiyle seni evinden çıkardığı sırada müminlerin bir kesimi tam bir hoşnutsuzluk içindeydi. O gerçek bütünüyle ortaya çıktığı halde seninle çekişiyorlardı. Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyor gibiydi. Yani o gerçekte işte 9 yıl önce verilen müjde bugün karşınızda yani Allah'ın zaferi kesinlikle size verdi. Ama buna rağmen çekingenlik. Oysa Allah söz vermişti, o iki topluluktan biri kesin olarak sizin olacaktı. Siz silahsız olanı, kervanı arzuluyordunuz. Allah ise sözleriyle, ayetleriyle yaptığı o gerçek vaadi gerçekleştirmek, Mekke'yi fethetmenizi sağlamak ve o kafirlerin ardını kesmek istiyor. Suçluların, Mekkeli müşriklerin hoşuna gitmese de Allah gerçek vaadini gerçekleştirmek ve onların batıl eylemlerini boşa çıkartmak istiyordu. Yani bunlar hicretten belki 2 yıl sonra işi bitirebilirlerdi. Müminlerdeki bu işte gönülsüzlük, hoşnutsuzluk, gevşeklik sebebiyle bu defa Allah-u Teala yine bir ayet indiriyor. Enfal suresinin 66. ayeti. Diyor ki Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve şimdi yükümlülüğünüzü hafifletti. Artık sizden dirençli 100 kişi olursa 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yener. Allah direnç gösterenlerle beraberdir. Şimdi burada da hocam çok ilginç olaylar oluyor. Yani bunların çoğu tabii bizim yine siyer kitaplarında maalesef asla bulamayacağımız şeyler. Şimdi bu ayetler iniyor ama Bedir'e geliyorlar Müslümanlar. Müslümanların sayısı aşağı yukarı 300 kişi. Karşı taraf Mekkeliler 1000 kişi. Ama Enfal suresinin 66. ayetine bakıldığında hadi 2 kat için savaşalım da kardeşim 3 kat derler. Zaten gönülsüzlük var. Allah-u Teala bununla alakalı da bir plan yürütüyor. Bunu da hallediyor. Ve yine konuyla ilgili Enfal suresinin 43 ve 44. ayetinde ey Muhammed Allah onları rüyanda sana az gösterdi. Eğer çok gösterseydi kesinlikle dağılır ve savaşma konusunda kesinlikle anlaşmazlığa düşerdiniz. Ama Allah sizi bu hale düşmekten kurtardı. Çünkü o içinizde olanları bilir. Onlarla Mekke ordusuyla karşılaştığınızda da Allah sizin gözünüzde onları az gösterdi. Onların gözünde de sizi az gösterdi. Onların da kaçmayıp o savaş meydanında o savaşın olmasını istiyor Allah-u Teala.
Oysa bizim şeyde kafirler Müslümanlara bir baktılar, kendilerinin iki katı, üç katı korku sardı her yerlerini. Yani insan aklına şu gelebilir, ya hakikaten bu kadar detaylar var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yani sayısına kadar, ne kadar gösterdiğine dair Kur'an-ı Kerim bütün bunları anlatıyor mu? Biz Bedir Savaşı'nda tarih kitaplarından öğreniyoruz ama bunlar, evet bakın mesela ne kadar gösterdiğini bile söylüyor. Ali İmran 13. ayette, Bedir'de karşı karşıya gelen iki birlikte sizin için bir belge vardır. Birliklerde biri Allah yolunda savaşıyordu, diğeri ise kafirdi. Müminler baktıklarında onları kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah gereğini yapanı yardımıyla destekler. İşte burası çok önemli. Allah gereğini yapanı yardımıyla destekler. Yani bir topluluğun, bir ordunun arkasında Allah olacak ve onun karşısında herhangi bir ordu, herhangi bir güç, herhangi bir süper güç, herhangi bir şey yapabilecek. Bu akla zarar bir şey. İleri görüşlüler için bunda kesinlikle alınacak dersler vardır.